Merhabalar sayın izleyiciler. Bu videoda Kopmulo Petra blogumuzdaki Dan Gibson'ın 3 iddiasını cevaplayan bir yazımızı seslendirmiş olacağız. Yazı başlığı, şehirlerin anası, ticaret ve savaşlardaki insan sayısı. İddia: Dan Gibson, İslam tarihinde kumaş, iplik ve deri ticaretiyle uğraşan bir Mekke'den bahsedildiğini, halbuki o dönemin en karlı ticari ürünlerinin bunlar olmadığını, şehirlerin anası diye tabir edilen bir yerin hem gelişmiş hem kalabalık hem de başka ürünler satan bir yer olması gerektiğini söylüyor. Mekke'nin savaşlarda çıkarabildiği insan sayısına da dikkat çekiyor. Cevap: Mekkeli müşriklerin Uhud ve Hendek savaşlarında Arabistan'ın diğer putperest kabilelerinden yardım aldığını İslam tarihi yazıyor. Ancak Bedir Savaşı ani olaylar üzerine gelişmiş olup Mekkeli müşrikler diğer kabilelerden yardım almadan ellerindeki savaşabilecek insan potansiyeli ile meydana yürümüştür. Bedir Savaşı için müşriklerin Mekke'den hareket eden kuvvetinin 950 kişi olduğu rivayet ediliyor. Bu müşrik ordusu, daha önce yola çıkmış olan ve başında Ebu Süfyan'ın bulunduğu bir kervanı, Müslümanların saldırısından korumak için harekete geçmiştir. Müşrikler, Medine'ye hicret etmiş olan Müslümanların geride kalan mal varlıklarını Şam tarafında satmayı planlamışlardı. Bunun için oluşturulan kervanı korumak üzere 30 ila 40 muhafız ayarlandığı yazmaktadır. Ben bu kervanda kabaca 50 kişi bulunduğunu varsayıyorum. Çünkü kervan lideri ve muhafızların dışında birkaç da tacirin bulunabileceğini düşünüyorum. Bunun haberi Medine'ye ulaşınca Hazreti Peygamber yaklaşık 300 kişilik bir ordu hazırladı ve bununla kervanı karşılayabileceklerini umdukları Bedir kuyularına doğru yola çıktılar. Kabaca bir hesapla, Müslümanların yarısının Medineli olduğunu varsayarak, 150 kadar Müslüman Mekkeli olduğunu düşünebiliriz. Şu halde Mekke'nin aniden çıkarabileceği savaşçı insan sayısı yaklaşık 1150 kadardır. Mekke'de kaç kadın, kaç çocuk ve kaç savaşamayacak derecede ihtiyar kişi olduğunu bilmiyorum. Şu durumda şehrin refah durumuna göre, ev başına düşen ortalama çocuk sayısı değişeceği için, şehrin nüfusu hakkında tahmini bir sayı vermek istemiyorum. Ama acil bir durumda eli kılıç tutan yaklaşık 1150 kişi çıkarabilen bir şehir, Gibson'ın abarttığı kadar büyük olmasa gerektir. Yine de o zamanın Mekke'sinin binlerce kişinin yaşadığı bir şehir olduğu anlaşılıyor. Peki, binlerce insan, ekin bitmeyen bir alanda nasıl yaşayabilir? Gerek Zemzem gerekse diğer su kaynaklarından dolayı su sıkıntıları olmadığını biliyoruz. Eğer Mekke'nin topraklarında develerin beslendiği çöl bitkileri yeteri kadar yetişiyorsa veya Mekke yakınlarında bu çöl bitkilerinden yeterince varsa, hayvancılıkla uğraşıp develerin etinden ve sütünden yararlanabilirler. Aşağıda bu metnin altında, Mekke ve çevresinin deve yetiştiriciliğine uygun olacağını açıklamaya çalıştım. Ayrıca, ağaçların az olduğu bir coğrafyada, develerin uzun kemiklerinin de birçok şey için kullanılmış olduğunu tahmin ediyorum. Nitekim ayetlerin kemik ve deri parçalarına yazılmış olduğunun söylenmesi de bunu destekler. Diğer ihtiyaçlarını gidermek için ise, develerin derilerini ve kıllarından elde ettikleri kumaşı satmaları akla yatkındır. Ki İslami hikayelerde kızıl tüylü develere büyük önem atfedilmesi bundan olsa gerektir. Mekke yakınlarında bir bölümü yeşillik olan tarıma elverişli Taif bölgesi bulunmaktadır. Medine şehri de çok uzak olmayıp birçok ihtiyaç için bu iki merkezle alışverişte bulunmaları akla yatkındır. Ancak, zaman içerisinde Mekke'de nüfusun artmasıyla birlikte, ihtiyacı karşılamak için giderek daha uzak yerler ile ticaret yapılması makuldür. Kuzeyde Şam'a ve güneyde Yemen'e giderek, derilerini ve kumaşlarını, ipliklerini satıp ihtiyaçlarını temin edebilirler. İslam tarihinin bize söylediği iki şey var ki bu tabloyu gerçekten anlaşılır kılıyor. Birincisi, yılın belli bir bölümünde Kabe'ye Arapların akın etmesinden ötürü, yılın belli bir bölümünde Mekke şehrinin kalabalık bir pazar haline gelmesidir. Bu, niçin ekin bitmeyen bir alanın külfetinin çekileceğini anlaşılır kılar. İkinci husus, Kabe'nin hizmetkarlarına diğer kabilelerin saygı gösterdiği
ve eşkıyaların ilişmediği, böylece kervanlarını emniyet içinde yürüttükleri anlatılmaktadır. Hatta bu duruma Kur'an'da da dikkat çekilmektedir. Kureyş Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kureyş'e kolaylaştırıldığı, evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için onlar, kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin Rabbine kulluk etsinler. Gördüğünüz gibi surenin meali yukarıdaki açıklamalarımızı doğruluyor. Kureyş kabilesi, yani Hazreti Peygamber'in kabilesi, hem yaz hem de kış mevsiminde seyahat halindeymiş ve Kabe'nin hizmetkarı olan kabile olarak bilinmeleri onların korkulardan emin kılınmalarına vesile olmuş. Ayrıca burada yaz ve kış seyahatleri denmesi akla şu yorumu da getirir. Mekke Arabistan'ın ortalarında bir yer olduğu için, kışları güneydeki Yemen'e ticarete giderken, yazları da kuzeye, Şam tarafına gitmeleri bana makul geliyor. Mekke şehri Arabistan'ın ortalarında bir yerde olmasından ötürü bu gayet normal. Peki, Petra'nın konumuna bakılırsa aynı şeyleri söyleyebilir miyiz? Yukarıda anlatılan şartlar altında, elbette Mekke'de yaşanır ve binlerce kişiden oluşan bir insan kitlesi orayı yurt edinebilir. Ancak açıktır ki Hac dönemi dışında, yılın büyük bir kısmında Mekkeliler kervanlar yürütüp aktif olmak zorundadır. Dan Gibson'ın itirazı, Mekke'nin ana ticaret yollarını gösteren haritalarda gösterilmemiş olmasına yöneliktir. Yukarıda anlatılanları yeniden gözden geçirirseniz şu soruya makul bir cevap verebilirsiniz. Şam'ın Mekke'ye olan ihtiyacı mı daha fazladır? Yoksa Mekke'nin ticari ve ekonomik anlamda Şam'a olan ihtiyacı mı daha fazladır? Ticarete mecbur olanlar Mekkeliler idi ve dahası mallarını getirip Şam ve Yemen'in San'a şehri gibi belli başlı şehirlerde satıyorlardı. Yani ticari haritalarda bulunması gereken şehir bu durumda Şam olacaktır. Zaten Mekke'nin malları da orada pazarlanmaktadır. Mekke'nin ciddi bir pazar olduğu dönem yılın sadece kısa bir dönemi olsa gerektir ve o sırada Mekke'ye akın edenler de yine Bizans vatandaşları ya da Pers vatandaşlarından ziyade herhalde Arabistan yerlileri olsa gerektir. Bahsedilen haritalar Bizans ya da Pers İmparatorluğundan gelen haritalar ise ve o dönemin Araplarının bırakın haritacılığı, yaygın bir okuma ve yazmadan bile mahrum olduğu düşünülürse, niçin ticari haritalarda önemli bir ticaret merkezi olarak Mekke yok? Sorusu cevabını bulmuş olacaktır. Ayrıca niçin deri ve kumaş sattıkları da anlaşılmıştır sanıyorum. Peki, niçin Kur'an'da şehirlerin anası deniyor? Şehirlerin anası denmiş olması, Mekke'nin Roma'nın da anası olmasını mı gerektirir? Yoksa yakınındaki Medine ve Taif gibi şehirlerden daha eski olup, onların oluşumuna katkı sağlaması şeklinde mi anlaşılmalıdır? Gibson'ın yorumu dışında başka hiçbir yorum getirmek mümkün değil midir? Elbette mümkündür ve ben birkaç yorum daha yapacağım. İslami kaynaklara göre, Mekke'nin toprakları Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın buluştuğu topraklardır. Ki belki de binlerce, on binlerce hatta yüz binlerce yıl önce Arabistan ve Mekke yeşillik bir yerde olabilir. Yani ilk insan toplumunun şekillendiği yer İslami anlatıma göre pekala Mekke olabilir. O halde tüm şehirlerin anası olmuş olmaz mı? Başka bir yorumum da şöyle olacak. Fatiha için Ümmül Kitab nitelemesi yapılmıştır. Yani kitabın anası. Halbuki Fatiha ne ilk inen ayettir ne de ilk inen suredir. Kitabın en uzun suresi de değildir. O halde niçin bu nitelendirme yapılmıştır? Eğer anlamına bakarsanız, Fatiha'nın anlamının, tüm Kur'an genelinde ortaya konan tevhid inancını yansıttığını, yani kitabın mesajının özeti gibi olduğunu görürsünüz. Muhtemelen Ümmül Kitab tabirinin bir hikmeti budur. Benzer bir mantıkla Mekke tüm İslam şehirlerinin kendisine yöneldiği şehir olup, aynı zamanda tevhid medeniyetinin doğduğu yer olması, hükümlerin indiği, beşeri hayatın şekillendirildiği bir yer olması itibariyle, ki sadece Kur'an'ı düşünmeyin, Hazreti İbrahim'den itibaren düşünülürse,
Bu hitabı yani şehirlerin anası ünvanını hak etmiyor mu? Yani bakın kalabalık bir yer olması gerekmeden. Manevi büyüklük ve rolüne hitaben de bir açıklama pekala yapılabilir. Tekrar hatırlatayım. Fatiha en eski ayet veya sure olmamasına rağmen ya da en uzun sure olmamasına rağmen. Yine de Ümmül Kitap olarak nitelenmiştir. Dönem Arapçası ve edebiyatını incelemeden bugünkü insanların mantığıyla bakan Gibson. Önce bir ayete yorum getiriyor. Ve sonra o yorumu fazlaca önemseyip İslam tarihinin çok önemli bir bölümünü yalanlamaya kalkıyor. Halbuki birden fazla yoruma açık bir ifade var karşımızda. Bir yorumum daha olacak. O dönemin Araplarının yerleşim yerleri Arabistan geneline yayılmış gibi düşünelim. Ki Ptolemy'nin haritası da öyle gösteriyor. Haç mevsiminde hepsinin de buraya gelmesi. Yani Mekke'ye gelmeleri ve ortak davranışlar, ibadetler, ritüeller sergilemeleri ve böylece Mekke'nin dönem Arabistan'ında bir baba gibi hükmü geçen değil ama kardeşleri bir araya toplayan bir ana gibi olduğunu düşünmemize yol açamaz mı? Sonuç olarak Gibson'ın yorumuna alternatif ve daha mantıklı birden fazla yorum mümkündür. Mekke ve yakınlarındaki bitki örtüsünün deve beslemek için elverişli oluşu. Bakınız aşağıda Mekke yakınlarındaki bitki örtüsü gösterilmeye çalışılmıştır. Mısır çölleriyle mukayese yapalım.
Mekke'deki yağış düzeni hakkında aşağıdaki tabloyu kontrol edebilirsiniz. Mekke'nin etrafında çok sayıda vadi mevcuttur. Vadiler iki yükselti, mesela iki dağ, arasındaki alçak kesimlerdir. Yağmur suları buralara birikir ve bir kanal gibi buralardan akar. Çöl ikliminde yağmur sonrası için, vadi içlerindeki ve vadi sularının boşaldığı kısımlardaki çöl bitkilerinin daha çok olması umulabilir. Mekke'nin etrafında çok sayıda vadi olması bir ölçüde fayda sağlayacaktır sanıyorum. Fil vakasının anlatıldığı hikayede, Yemen'den gelen Ebrehe'nin ordusu, Mekke'nin büyüğü konumundaki Abdülmuttalib'in deve sürüsüyle karşılaşırlar ve Ebrehe onlara el koyar. Muhtemelen bu hikayeye bakarak Mekkelilerin develerini uzaklarda ve özellikle daha verimli olan güney taraflarında otlattıkları sonucunu çıkarabiliriz. Mekke'nin kendisi yaklaşık 21 derece enlemindedir. Yaklaşık olarak 10 ila 20 derece enlemleri arası normalde bol yağış gözlemlenen savan iklimidir. Ama burada savan iklimi değil, bir parça yumuşatılmış bir çöl iklimi hüküm sürmektedir. Aşağıda Mekke'den biraz uzakta, güneydeki bazı yerlerin bitki örtüsü hakkında fikir verilmeye çalışılmıştır. Ayrıca şu bilgiyi de ekleme ihtiyacı hissediyorum. Deve, yaratılışı itibariyle kuru otları bile yiyerek ihtiyacını giderebilecek bir donanıma sahiptir. Fakat tahıl gibi besleyici içeriği zengin gıdalar sunarsanız, deve normalde yediğinden çok daha azıyla doyabilmektedir. Benim baktığım kaynakta şöyle deniyordu. Şayet tahıl ile besleniyorsa günde 2 defa 400 gramı geçirmemek gerekir. Şu halde, Mekke'nin etrafındaki bitki örtüsünden elbette yararlanılacak olsa da, Mekkeliler çok sayıda hayvan beslemeye kalktığında,
Eğer civardaki bitki örtüsü yetersiz gelecek olursa, bu durumda Mekkelilerin yapacağı şey dışarıdan bir miktar yem satın almaktır. Az miktarda tahıl ithal ederek ihtiyacı gidermeleri mümkündür. Senenin belli bir bölümü hac sebebiyle dışarıdan çok sayıda insan Mekke'ye geliyor olduğu için. O sırada Mekke, kısa süreliğine de olsa ciddi bir pazar konumundadır ve yılın geri kalan kısmında Mekkeliler, kervanlar yürütüp başka şehirleri dolaştıkları için eğer ihtiyaç duyuyorlarsa, yeterince besin takviyesini dışarıdan rahatça temin edebilirler. Tabii belki de buna hiç ihtiyaç kalmadan çevrenin bitki örtüsüyle ihtiyacı gideriyorlardı. Diğer bir durum, develerin özellikleriyle ilgili. Bir deve uzun süre bir şey yemeden durabiliyor. Yani bir yerlerde yiyeceği kendisine bolca sunmuşsanız uzun süre azar azar yiyerek dayanabilir. Hiç yemeden ise 50 santigrat derece sıcaklıkta ortalama 9 gün aç susuz kalabilir. Daha fazla bilgi için aşağıdaki kısa video kesitini izlemenizi öneririm. Sonuç olarak benim kanaatim, bundan 1400 yıl önce Mekke'de yaşayanların, develer sayesinde hayvancılık yapıp, rahatça geçimlerini temin edebilecekleri ve dahası zaman içerisinde anlatılan koşullarda zengin ve güçlü hale gelecekleri yönündedir. Sabrınız için teşekkürler sayın izleyiciler. Eğer beğendiyseniz lütfen beğendiğinizi belli ediniz ve paylaşarak daha fazla insana ulaşmasına vesile olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, esen kalın.